mimarlık öğrencisi sıfatım var artık. Bir de öğrenciyim. Benim şimdi sınıfta çok sevdiğim Kayserili bir arkadaşım var Tahsin diye. Ha, seni çok seviyor, sana tapıyor. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi diyorum ki ben bu kardeşim için üniversitede bir pop şenliği yapayım kampüste. Bir senin müsaitlik durumunu soracaktım. Nedir ne değilsin falan diye. Ha? Ne yaptın? Yurt dışına 2 aylığına turneye gidiyorsun. Ha. Sıkıntı. Ciddi sıkıntı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ne zaman seninle bir şarkı muhabbeti geçse Sezen... Sezen bana kızıyor, sana değil abi. Evet, telefonda bana ağlıyor üngür üngür. Bir şekilde ben sana yeni şarkı ayarlayacağım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Tamam, hadi Tarkan'sın diye uzatma, hadi kapat. Hadi görüşürüz. Hadi canım, bay. Ne oldu, gelmiyor değil mi? Ben ne yapayım abi? 2 aylığına Philadelphia'ya yurt dışına turneye gidiyorum diyor. Ama diyor Tahsin'ime acayip mahcup oldum diyor. En kısa zamanda gönlünü almaya geleceğim dedi. Tahsin mi dedi mi gerçekten? Oğlum bak, hadi Tahsin'i kandırıyorsun da beni kandıramazsın. Sallama gözünü seveyim. Ya Kaan, ne alakası var Allah aşkına ya? Niye bu kadar kıskansın sen? Ne alakası var ya? Al sen ara o zaman, al. Ver. Al son olanlar, al Tarkan, al. Al, kendin konuş, al. Alo, Tarkan Bey'le mi görüşüyor? Evet, evet, bu Yazgar'ın telefonu. Alo. Ha, kapattı. Ha, kimmiş? Ben sana çok giydirdi ha. Ne yapacaktı abi, Sevda'nın son vuruşunu mu yapacaktı sana? Sesi de tanımadı. Zaten buna da mahcup. Konsere gelemediği için ne yapacak? Giydirecek tabii. Ben tabularımı yıkamayacak mıyım şimdi? Ya dur be diyor Gala sen. Zaten ortalık karışık ya. Ya benim çevrem geniş. Ulan bir tek Tarkan mı var benim çevremde ya? Dur. Halledeceğim ben senin işini. Yazgan ne güne duruyor? Selam Vespa. Selam bacı. Aa, bacım mı? Hı. Demek ki doğruymuş dedikleri. Sen de onlar gibi olmuşsun. Pardon, bir bakalım mı böyle? Evet. Teşekkür ederim. %90. Baya baya gidelim abi. Bro, bitti abi, bitti. Sonunda bitti. Ne bitecek ama? Yoksa senin de mi yaşam arzun bitti? Abi olur mu ya? Tam aksine tavan yaptı. Neden? Çünkü artık konçitomatik var. Konçitomatik benim programı. Ben o programı bilmiyorum. Gerçi artık ben 2. kanalda belgesel programları izliyorum Jacko'm. Ya öyle program değil abi ya. Öyle program değil. Konçitomatik veri programı abi bu. Bilgisayarcı bir arkadaşıma yaptırdım $2000. Bak şimdi. Konçitomatik veri programına bugüne kadar ayıkladığımız ya da tam olarak ayıklayamayıp kılçıklı bıraktığımız konçitaları böyle fotoğraflarını, belirli başlı bilgilerini veri olarak girdik, tamam mı? Ki bu da yaklaşık olarak bize 3278 konçitalık bir veri tabanı sağladı. Bu baya baya büyük bir rakam. Neyse, buraları geçiyorum. Şimdi kullanımı gayet basit. Kısaca geçiyorum. Ne yapıyoruz? Mesela hoşumuza giden bir konçitanın, mesela ben şu an seçtim, fotoğrafını çekiyoruz bak. Pardon, bir bakabilir miyiz? Hop, çektim. Birkaç saniye bekliyoruz. Program ne yapıyor bize? Konçitanın yüzünden, fiziğinden, kıyafetinden karakter analizini yapıp sonucu veriyor. Bak görüyor musun? %80. Konçita gideri eşittir %80. Yani bu Konçita'nın %80 gideri var bro. Bak şimdi hemen sağlamasını yapıyorum. Sen burada bekle. Selam kızlar. Selam. Bak Mücahit seni çağırır gibi duruyor. Bak Mücahit geliyor geliyor. Hadi hadi canım hadi. Selam. Selam. Şey, cüretimi biraz mazur görürsen bir şey soracağım. Bu hafta sonu beraber bir şeyler yapabilir miyiz? Bu hafta sonu mu? Hı-hı. Bilmem, olabilir. Ama annemlerle yemeğe gitme ihtimalimiz de var. Yine de %80 gelebilirim. Budur ya. Tamam, o zaman hafta sonu için konuşuruz tekrar. Görüşürüz. Bro, duydun mu? Duydun mu? Konçitomatik ne dedi? %80 gideri var dedi. Kız ne dedi? %80 gelirim dedi abi. Böyle bir şey var mı ya? Yani artık boşa çaba sarf etmek yok abi. Sadece gideri olan kızlara yazacağız. Ya bunun ne demek olduğunu düşünebiliyor musun? Bu hafta sonu %20 ihtimalle evde konsol oynayarak geçireceksin Jacko'm. Ya Despo, sen niye şimdi böyle yapıyorsun, benim gönlümü kırıyorsun ya? Tamam, senin içini rahatlatıyorum. Bir sağlama daha yapıyorum, bekle beni. Pardon, bir bakabilir miyiz? Fotoğrafı çektik. Hemen basıyoruz. %100 gideri var.
Bir saniye verir misin bana? Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Olur. Teşekkür ederim. Gördün mü abi? %100 gideri var dedi. %100 bu akşam dışarı çıkıyoruz. İnanılmaz bir şey ya. Ya sen niye böyle yapıyorsun abi? Niye benim moralimi bozuyorsun? Bu ikimizin icadı. Al bir kere dene. Yok Cakım, ya hiç havamda değilim, bırak. Ya bro, ölür müsün? Bir kere dene işte. Ne olur hadi bir kere. Benim için. Ha tamam, peki. Al hesaplat bakalım. Buse'yle bir geleceğin var mı? Bir dakika ya, ben çöktüm şu an. Bu ne ya bu? Hard copy fotoğraf bu. 1938'de bitti bunlar bro. Sen niye bana böyle şeylerle geliyorsun? Ben böyle bir insan mıyım ya? Ayrıca bu kadar konçita arasından yine gittin bu Buse. Neyse. Bakalım fotoğrafın fotoğrafından analiz yapabiliyor muyum? Çekiyoruz fotoğrafı. Çektik. Al şunu al. Çarpacak beni çatır. Bastık. Ve... Dondu. Donuk hala. Şuradan bir çarpıya basıp tekrar giremiyoruz. Donuk bir şekilde kaldı. Hemen Türk usulü bakıyoruz. Hala donuk. Ayrıca ısınmaya başladı. Niye böyle oluyor bu? Bayağı bu ne abi, bu ne? Lan bir şeyler çıkıyor. Şşş, resmi o. Abi bir şeyler yapsana. Lan yanıyor bro. Ya bro, parasını boş ver, sen ne yapıyorsun abi? Veri tabanı vardı bunda ya. 3278 konçitalık veri tabanı gitti abi. Beni hiç mi sevmedin Nesfo? Hiç mi sevmedin? Bak dedim Giacomo, makine bile yandı Buse'nin resmini görünce. Ben nasıl yanmayayım Giacomo? O Buse'nin de sevdiğine ben bak. Al. Murat Boz'u arıyorum. Tanıyor musun sen Murat Boz'u? Vallahi bir çarparım fakir sümü gibi yapışırsın ha. Tanıyor musun sen Murat Boz'u? He Tarkan'ı tanıyor musun ya? Yok Murat Boz'u tanıyor musun ya? Al. Al Murat Boz'u arıyorum, al. Oğlum sen bu numaraları nereden aldın? Ha? İnternetten mi buldun? Ya ne alakası var Kaan ya? Ne alakası var? Ne internet ya? Benim çevrem geniş oğlum. Ben bu camiada tanıyorum. Ulan madem internetten aldım, bul o zaman bana Hande Yener'in numarasını. Bul Belkıs Akkale'yi bul. Hüner Coşkun'u bul. Fikret Arkan'ı bul, hadi bul. Alo Murat. Nasılsın abi? Alo diyor bak. Alo dedi. Ha ne haber Murat? Yazgan ben. Nasıl numaranız kayıtlı değil ya? Nasıl numaramı kimden aldın oğlum? Abi sen verdin ya numarayı zaten. Türkiye'de kaç tane bariton ses var Murat? Saçma sapan konuşma. Bak dur dur, sana nakaratı mırıldamıyorum dur. Geber. Geber. Hatırla. Buranın tricisinde bir sıkıntı var ya. Alo. Tünele mi giriyorsun? Ne yapıyorsun? Ha sesin şimdi geliyor. Şimdi daha net, orada kal. Ya Murat ya, bak bir şey diyeceğim ya. Benim Kayseri'li bir arkadaşım var Tahsin diye. Ha o da benim gibi mimarlık okuyor. Yok müzisyen değil o. Ya şey diyeceğim sana. Bir bak bakalım programına uygun musun ya? Ben bir pop şenliği düzenliyorum bizim kampüste. Ha? Belki gelebilirsin, bize eşlik edebilirsin, sahne alırsın ha? Yeni albüm yapacaksın. Yeni albüm çalışmaları. He, sıkıntı. Kimle çalışıyorsun? Şehrazı. Garo abiyle. Anladım, tamam. Tamam, yapacak bir şey yok. Yok abi, gelemiyor. Ya bu camia küçük. Yüz yüze bakıyoruz sonuçta abi. Yarın bir gün işi düşecek bana. Yüz yüze bakıyorsunuz. Lan sen Murat Boz'un değil, yüzüne bakmak. 100 metre yanına bile yaklaşamazsın. Ya ne alakası var Kaan? Bu ne kıskançlık ya? Ya tamam. Ya uf ya. Ya ben ne zaman mutlu olacağım ya? Ya ben ne batsız adamım ya. Ya millet askerde bile öyle photoshoplu fotoğraflar çektiriyorlar sevdiğine. Bende hiçbir şey yok. Ben de mi photoshoplu fotoğraf göndereyim ha? Ya adam orada tuvalet temizliyor ama gönderdiği fotoğrafta ağızda Rambo bıçağı, elde tüfek, kafada bandana, sanırsın komando.
Ya ben alayım tabularım Kayseri'ye geri döneyim, yapacak bir şey yok ya. Ya bir dur Tahsin, ne saçmalıyorsun ya? Ya oğlum bak, bizim önceliğimiz iyi birer mimar olmak. Lay lay lon falan değil. Yapma ya. Senin tuzun kur tabi. Üniversitenin başında kızı cebellezi ettin, attın kenara. Yoksa yok lay lay lom yapmayalım, mimarız biz, eleloy eleloy. Buna soran var mı? Ne yapıyorsun, nasıl gidiyorsun diye? Hayatında bir de gezgah kardeşi var. Neyse ha, tamam. Bu konser işi yatıyor o zaman. Ya bir durun ya, bir durun, bir durun. Siz daha yazgan kardeşinizi tanımadınız. Ama yakında tüm Türkiye tanıyacak, bir durun. Artık tanısalar da bizim ne işkence çektiğimizi bütün Türkiye anlasa ya. Bir tanısalar da abla. Ne saçma sapan konuşuyorsun ya. Ne saçma sapan konuşuyorsun sen. Şu kolpayı arayayım bakayım, dur. Senin yanında oturuyorlardı. Bunlar şey olanlar değil mi? Böyle bir tanesi uzun, öbürü böyle kısa minik. Onlar değil mi? Şimdi Ceyda, Yonca'nın anlattığı şekilde anlayacak vaktim yok. Kısa ve net bir soru sordum. Kızları gördünüz mü? Hayır, görmedim. Ama Kaan arıyorsan senin şu taraflarda bir yerde olacaktı. Aa, o ne demek şimdi? Hı? Kaan'ı arıyorsan senin şu tretlerde bir yerde olacaktı. Ne demek? Kızım, sen de bunun yanına taşınınca artık havasından mı etkilendin, suyundan mı etkilendin bilmez. Böyle mantıksız mantıksız konuşmaya başladın. Yağmur, ben mantıksız konuşmuyorum. Kaan'ı arıyorsan senin şu tarafta olacaktı diyorum. Çünkü sen de ben de biliyoruz ki... Bir dakika, ben niye bilmiyorum? Çünkü sen de biz de biliyoruz ki... Evet, ben de biliyorum. O ikisinin arasındaki ateş hala sönmedi. Evet, sönmedi. Biraz susar mısın? Tamam. Dolayısıyla her fırsatta bir araya geldikleri için Kaan'ı Selin'in yanında bulabilirsin diyorum. Zor. Hakikaten zor. Yani o Selin tikisine yancılık yapabilmek için günde 5 milyon tane saç mı zırvalamak? Düşündüm de bu hakikaten zor. Vallahi ben hiç zorlanmıyorum. Ben onu fark ettim. Ben onun başından fark ettim. Neyse, ben gideyim de şöyle sevgilimin boynuna sarılayım. Öpeyim. Ay, sarıl tabii ya. Şimdi bak Selin'e, zamanında sarılamamış, doya doya. Şimdi içinde kalmış. Kız böyle yani ne yapsam, nasıl sarılsam diye kıvırım kıvırım ne yapacağım? Yanca hadi biz gel gidelim. Bu arkadaş da kendini böyle avutsun. Selin'le Kaan'ı bir arada görünce belki bizim ne demek istediğimizi anlar, değil mi? Yonca. Yonca. Salaklar. Ne oldu? Kolpa da gelmedi değil mi? Yok abi, gelemiyor çocuk. Yani yurt dışına gidiyormuş 2 aylığına eğitime. Konser monser veremeyeceğim diyor. Neyse abi, bu bizim pop şenliği olayı yalan oldu o zaman. Ya ben ne talihsiz adamım ya. Ya ben şu üniversite hayatımın bir kızın eli elime değmeden üniversite hayatım geçip gidecek ya. Ve ben o tabularımı da alayım böyle hiç yıkılmamış dimdik döneyim Kayseri'ye abi. Dur Tahsin, bir saçmalama Allah aşkına ya. Senin karşında yazgan kardeşim var ya. Oğlum adam zaten o yüzden panik yapıyor. Karşısında sen varsın diye. O yüzden aldım abi. Karşımda yazan kardeşim var ama bana bir kız ayarlamışlığı mı var? Bir tavuğunu yıkmışlığı mı var? Yok. Sen var ya namkörsün oğlum. Namkör, namkör. Nankör o. Nankör kedi var bir kere. Hayır canım. Herkes nankör diyebilir. Namkördür o. Hatta millet birbirinin içinde de nankör diye iddia eder. Namkördür o. Ayrıca hayvandan nankör değil. İnsandan namkör olur. Bu ne ya? Ben sizin yanınızda kendimi bu kadar yalnız hissedeceğimi hiç düşünmezdim ya. Hakikaten kaleci gibi yalnız hissediyorum kendimi yanınızda ya. Samsun Spor'un siyahi kalecisi Allah'ım, bu kar yalnızlığı bu ya. Bu ne abi? Bütün şutları kurtarıyorum. Bir tane gol yedim a**ım ya. Ya tamam oğlum bak, biz seni suçlamıyoruz ya. Bu işler öyle kolay değil. Ya koskoca organizatörler getiriyor mu oğlum bu adamları? Tarkan diyorsun yani. Ya Alpay falan desen eyvallah yani. Alpay mı? Altay olmasın o bandanalı hani. Ya ne bileyim lan işte. Bilmiyorum ben, eskilerden o. Görüyorsun değil mi elimin bana yaptıklarını? Ha? Hakikaten tuttu fırlattı kalbime. Hakikaten harcadı beni.
Ya o şarkıyı da çok severim ha, Gökçe söylüyor. He süper, Gökçe'nin şarkıları 10 numara, he 10 numara 5 yıldız, he. Ya olur mu kardeşim ya, senin şarkı... Hep o en iyi, he. Onun besteleri fevkalade, harikulade, müthiş. Yazgınınkiler tırt, salla, fırt, fırt, işte, he. Ya olur mu kardeşim, senin şarkıların da çok güzel, onları da çok beğeniyorum. He hatta... Yazgınınkileri toprağa göm, he. Ya hatta o gebe şarkının ben de yeri çok farklı yani, çok ayrı bir yere koydum onu. Ha tabii. Bak o şarkıyı ben de çok ayrı bir yere koydum. Hatta ömrümün sonuna kadar da nereye koyduğumu hatırlamak istemiyorum abi. O kadar ayrı bir yere koydum yani. Şimdi ben hakikaten öyle ayrı bir yere koyacağım ki ha, ömrüm boyunca unutamayacaksın ha. Şuraya bak ya. Şaka lan oğlum, şaka yaptım, tamam mı? Yapma ya, öyle mi Kaan? Hadi ara birilerini daha, ara hadi. Ara be. Hadi ara hadi. Tamam lan. Size son kıyam. Gökçe'yi arıyorum. Ne? Gökçe'yi mi arıyorsun? Sen Gökçe'yi tanıyor musun? Kardeşim benim. Uzaktan sev beni ya. Uzaktan sev. İstemiyorum abi bu kadar yıl ışıklık. İstemiyorum. Birisi görecek, mazun olacağım senin yüzünden. Ne yapıyorsun ya? Zaten sizin gibi sıradan insanların yanında takılmaktan tiksiniyorum artık. Yapmayın şunu ya. Tamam, burası iyi mi? Sol yap. Bir dakika, sağ yap. Az daha sağ yap. Tamam, biraz gel. Öyle dur, anahtar üzerinde kalsın. Heh, tamam. Arıyorum Gökçe'yi.